24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Günü münasebetiyle bugüne ertelenmiş böyle bir basın toplantısıyla beraber bir aradayız. Tekrardan herkese hoş geldiniz. Şu anda 5. 6. ayına yaklaştığımız ama dünya genelinde bakınca 8 aydır pandemi sürecinde beraber sıkıntılı süreçlerden geçtik. Hem ülke olarak hem yerelde şehrimiz olarak. Bu bizim de bazı icraatlarımızı, sosyal münasebete dayalı icraatlarımızı engellediği gibi ama elimizden geldiğince de personelimizle beraber yine sahada olup çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Hem bir yılın ardından bir değerlendirme gibi değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Hem de soru-cevap şeklinde yine benim anlatacağım yapacaklarımız ve yaptıklarımızla beraber anlatacaklarımız akabinde soracağım şekilde devam edelim. Bütün muhtarlıklarımıza 46 tane muhtarlığa neler yapıldı bunların hepsi bunun içerisinde mesela böyle muhtarların isimleriyle, nüfuslarıyla, muhtarlıklarıyla bir karne şeklinde bu 16-17 aylık süreçte bir rapor halinde yapıyoruz. Bunları da yapmaya yine ilaveleri devam edeceğiz. Belediye blokları 23 dönüm denilen bugünkü belediye binamızdan başlayıp Meteler Kavşağı dediğimiz alanda Menderes Cumhuriyet Caddesi ile Menderes Bulvarı arasında kalan adam 23 dönüm. Burada birinci etap denilen kentsel dönüşüm çalışması inşallah önümüzdeki hemen bayramdan sonra vatandaşlara, esnafa artık yazılar da gitmiş olacak. Yazıların gitmesindeki bu kadar uzamasının sebebi aslında şuydu. Biz önce kendimiz bu projeye belediye olarak da A'dan Z'ye her tarafıyla incelemek istedik. Yani altta aynı sayıda dükkan kalacak mı? Evet, kaldı. Üstte ofis dediğimiz katlarda özellikle özel vatandaşların sahip tarafında olan özel mülkiyetlerde katla ilgili metrekareleri yakalayabilecek miyiz? Onlara istediği oranda ofis verebilecek miyiz? Bunları sağlamaya çalıştık. Sürekli yani TOKİ bir proje yaptı, bize yolladı, biz de bunu uyguluyoruz şeklinde bir aracı olmadı. Bak aracıyız, böyle bir aracı olmadık. Her şeyin statiğiyle, mimarisiyle, rakamlarıyla, piyasa değerleriyle o dükkanların bugün bir aralarına satılabilecek piyasa değerleriyle. Efendim bir kat karşılığı verse ofisleri adam yüzde kaçtan verir noktasındaki rakamlarıyla beraber her şeyi de şekillendirir. Belediye blokları bizim nezdimizde şu anda 3 metre yüksekliğinde 2,5 metrede asma katı olan belediye blokları şu anda 4,5 metre yüksekliğinde 3,5 metrede asma katı olan bir dükkana dönüşüyor. Ve bodrum artı. Peki şu anda tapuda özellikle belediye blokları, özel mülkiyettekiler doğru yazılmışlar da belediye blokları. Benim orada 50 metre dükkanım varsa altta da 50 metre bodrum artı zemin 100 metrekare tapuda yerim var. Asma katı yok mu normalde? Ama şimdi biz yeni projede asma katı da o esnafa dahil ediyoruz. Onun mülkiyetinde. Satarak değil. Kendi mülkiyetinde kabul ediyoruz. Bakanımızın çok proaktif ve çözüm odaklı ve bize de enerji veren tarzı Cumhurbaşkanımızın şehri şu işi yapalım diyor. Bizden daha vesti. Biz frene basıyoruz belediye olarak. Niye? Vatandaşlarımızın, esnafımızın haklarını ciddi düzeyde, üst düzeyde tutalım, mağdur olunmasın. En azından vicdanlarımızla rahat olalım. Bunun için hala biz direniyoruz. İşte şimdi son rutuşlar atılıyor. Bütün sıkıntılı işleri bu dönemde yapıyoruz. Altyapıyla ilgili, kanalizasyonla ilgili, belediye bloklarıyla ilgili ve devamıyla ilgili. Soracaksınız belki deniz sitesi ve taşlardaki yan yatan binalarla ilgili de çalışmaya başladık. Hızlı bir şekilde. Bozukkale'ye kadar yaklaşık 30 milyon euroluk Avrupa hibeli biz de katkıda bulunacağız ona tabii %8 civarında bir projeyle bütün konektör yani kanalizasyon sistemi İslampaşa'dan da biyolojik arıtmayla denize verilir. Şu anda böyle bir arıtma yok. Oradaki terfi istasyonu 1 kilometreye aynı şeyi pisliği deşarj etmekle ilgili bir çalışma projeydi. Şimdi biyolojik arıtmayla yapılacak. Ciddi bir proje. Yaltaş'ta biz geldiğimiz zaman 210 dönüm üzerinden konuşuluyor. Sonra muhtarın
demesiyle arka tarafta yine düz olabileceği, nispeten bayır, TOKİ girmiyor oralara, olabilecek 40 dönümden bir yer çıkardılar tapularıyla. Buralarda yani. Ve böylece 250'ye çıkardık. Bizim özellikle bakana ısrarımız da var. Güney çevre yolu, şimdi yapılan yollarla beraber ön plana çıkan inşallah çok güzel, nezih, daha da nezih olacak bir mahallemiz olacak. Hem rakamları yükselttik. TOKİ ile çok mücadele ettik. Bizim orada hesabımızı şöyle yaptık. Tarladır, tenekadır öyle değil. Benim vatandaşım dedim, gidecek müteahhite, mühendise diyecek ki benim burada bir dönüm yerim var. Bir dönüme ne kadar inşaat alanı var? 1000 metrekare. 1000 metreden kaç daire olur? 8 daire. 8 dairesinin kaçını vereceksin bana? 3 tanesini. Kaçtan satarım onu? 300'den 900'den. Bitti. Bizim hesap bu. En yüksek marjdan hesap. Ve biz bunu baz alarak orada rakamlaştırma yaptık. 0.87 emsali 1.1'lere çıkarttık. Bitmedi. Mal sahipleri orada maliyetinin nereden baksan %30 altında daire sahibi olacak. En üstten kamulaştırmayı yaptırdık. Dairenin maliyetleri üzerinden de aşağı düşürerek mal sahibi olacak. Yani daire sahibi isteyenler ihalesi yapıldı. Biz şimdi hızlı bir şekilde o ihalenin rakamlarını baz alarak bir ev taslak oluşturarak ofis kurarak hem GEDAŞ. Biz burada aracıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, millet bahçesi. Sahilde 240 dönümlük bir alan. 1990'lı yıllardan beri biliyorsunuz dolguyla beraber başlamış eski iskelenin yerleri şunlar bunlar doldurmuş. Bizim yeni projede biz de dedik ki burada bir sıkıntı var. Ben o yapıyı orada sevmiyorum. İnsanlar denizden yanından geçerken yosun kokusunu hissedecek. İtfaiyenin oradan Çaykur'un önüne kadar 0 sayfa. Pardon. Yani taş önünde olmayacak. Bakınca denizi göreceksin. İskele de koyacağız oraya. Orta balıkçı bir için vesaire. Onun için ama orada ihaleyle hakikaten. Yani belediye gelmiş, ihaleye girmiş. Adam orada bir metrekare sahibi var. Onların her birinin hakkı yine bizim için erdemdir. Erdem bir harekettir diyeceğiz. Onları savunacağız. O millet bahçesi içerisinde. Ama hormonlu büyüyenler denizin kenarına yapı yapmış. Müziden hiç alakası yok. Milli emlakten gitmişler, rejimisi. Bunları biz hiçbirini tanımıyoruz. Efendim 50 metrekare vermişler ona da, metrekare vermişler de toprak olarak büyümüş 500 metrekare olsun. Ben 450 metrekaresini tanımıyorum. Ben 50 metrekaresini de bakıyorum. Toptan, naldan toplu diye kaliteli bir mimarlık ofisi bu işi dizayn ediyor. Bayramdan sonra bize getireceğim dedi. Taslağını getirecekler bize. Bizim de plan projedeki arkadaşlarımızla entegre oranın içerisinde yine o başta var olan külliyesiyle, bilim merkeziyle, kent müzesiyle, içerisinde etnografya ve bütün tarihi simülasyonların olduğu müzeleriyle beraber ve yemek yerleri, bugünkü yerlerle beraber 400 dönümlük çok güzel, Rize'nin değişik bir çevresi, yeni bir turizm destinasyonu olacak bir alana inşallah kavuşmuş olacağız. Alipaşa'da hatırlarsanız 5 tane dolgudan bahsediyordum, mendirekten vesaire. Alipaşa'da 300 metrelik o mendireyi uzatarak bir yer sahibi olacağız. Daha doğrusu onu uzatmamızın sebebi çifte kavuğa kadar komple bir plaj alanı olsun orası, doğal bir plaj alanı diye. Mevcut mendireyi 300 metre. Bunları yatırım programına kadar getirdik. Bu 5 proje 17 genel müdürlükten imzalanarak bilmem şusu busu olarak geliyor. Bir anda dedik aldık olmuyor. Geliyoruz Fener'in arkasındaki limanın arkasında üniversitenin yaptığı dolgunun devamında yaklaşık 120 dönümlük bir dolgu alanı olacak. Şu anda bizim yaptığımız o küçük 10 dönümlük yer değil. Onu belediye imkanlarıyla yapıyoruz. Sosyal donat alanı diye Boğaz ve Fener Mahallesi'nin üniversitenin alanından olmayınca biz orada kendimiz yapıyoruz. 10 dönüm belediyeye ait. Ve sosyal donatı alan olacak orası. İşte kafeteryasıyla vesairesiyle. Bozukkale'de şu andaki eski atıl kalan limandan ilerideki taarruz geçitine oraya kadar yaklaşık 120-130 dönümlük de orada bir dolgu alanı olacak. Biz geldiğimiz zaman teleferik şu pozisyondaydı. Şahin Tepesi'nin o yamaçta 27 dönümlük bir yer kamulaştırılmış. Aşağıya doğru ayaklar da kamulaştırılmış. Cengiz Şafak'ın Hüla Parkı'nın orada ayaktan buraya çıkacaktı.
Fakat biz bunun yüksek gerilimden dolayı da bu 6 kişilik, 8 kişilik bir teleferik değil de 52 kişilik, öyle mi? Evet. Bir kabin olacak şekilde var-gel sistemiyle çalışacak bir sistem. Ben buna karşıyım. Biz buraya otobüs durağı yapmıyoruz. İnsanlar 6, 8, 10 kişilik bir yapıyla turizm amaçlı kullanacak. Tabii. Bazen amaçlarla araçları karıştırıyoruz. Neyse biz Avusturyalı firmayı çağırdık iki kez. Görüştük. Pandemi uzattı işi ama 15 gün önce yine lisedeydiler. Ben bunlardan da fotoğraf görüntüsü odana atıp da size de atmıyorum, bir yazıya da atmıyorum. Loka üzerinden yeni bir fizibilite. Çay çarşısının oradan ziraate, ziraatten Şahin Tepesi'ne diye yeni bir fizibilite yaptırıyoruz. Bunu çalışıyorlar, hiçbir şey olmaz değil. Yüksek geriliminden de vesaire hepsinden. Ayaksız 2 kilometreye kadar da gidebiliyorlar, ayak koymalar. Fakat bunların sistemi daha pahalı sistemler, ciddi pahalı sistemler. Ama ben hiçbir zaman bir şey eğer inandıysa parasından, yapım parasından çekinmiyorum. Ama Avusturya firmayı Loka üzerinden yaptırıyoruz hızlı bir şekilde. Bize maliyetleri getirecekler. Onun üzerinden de inşallah yeni açıklamalar yaparız. Rize terminali bugünkü yer 10 dönüm. Arkadaşlar 10 dönümün, bak bunları bilmenizi istiyorum. 1500 metrekaresi 1975 yılında Rize tapusunu almış, Rize Belediyesi tapusunu. 8,5 dönümlük yer tescilsiz alan. Yani hazinenin üzerine bile gözükmüyor. Önce hazinenin üzerine bunları geçirdik. Şimdi de hazinenin üzerinden bunları belediyeye tapu ettik. 8,5 dönüm bugün oradaki Reichsberg'lerle yaklaşık 150-200 milyonluk bir gelir belediye için, ranttır belediye için. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden bunu hallettik ve bizim artık. Değildi yani. Şimdi biz yeni bir alanda, Çiftekavak bölgesinde, sadece o kadar mı soracağım? Çiftekavak bölgesinde 1-2 yer, hatta 3 yer üzerinde ciddi çalışıyoruz. İstiyoruz ki sadece bir terminal olmasın, hem görselliği olsun, yani hem insanlar bunu geçerken görebilsin, şehrin bir vizyonudur o da. Tabii. Ve nezih, güzel bir terminal inşallah kazandıracağız. Isırlık tesisi, işte Isırlık. Biz Isırlığa geldikten sonra biliyorsunuz 20 bine yakın ağaç ve bu ağaçları biz tek tip ağaç değil, 180'in üzerinde çeşitli ağaç, bir botanik bahçesi ileride olsun diye. Ve orada hemen hemen 2,5 milyona yakın biz şu anda iş yaptırıyoruz onlara. Kanalizasyonu böyle bir bütçeleri yoktu. Su böyle bir bütçeleri yoktu. Tel ihata etrafına böyle bir bütçeleri yoktu. Bunları ekstradan aldırdık ve onlara milli parkları yaptırıyoruz. Bitirince biz teslim alacağız orayı. Postane arkası kamulaştırma ve çarşı projesi. Mevcut küçük postanenin arkasını 3 dönümlük yeri biz belediye imkanlarıyla kamulaştırıyoruz. Hem kendi imkanlarımızla hem Çevre Şehircilik'ten bir Bilbey'le beraber orada bir projeleri de yapıldı. Bir kültür çarşısı. Yaklaşık 4 tane büyük konak gibi konak yapacağız. Altı, taş, hamam önünü biliyorsanız onlardan bir 4 tane düşünün. Önünde bir meydan, üstte oturacak yerler, altlarda bayanların yine el işlerini satabilecekleri bir şey. Bir 100 kişilik konferans salonu. Güzel bir donatı alanı ve oradan da biliyorsunuz ziraat eşyanda daha sonra patika yolu hayata geçirebiliriz. Meydan, sosyal tesis alanı ve simülasyon, bir helikopter onun üzerinde, bu 15 Temmuz meydanın üzerinde bir helikopter olacak, fiberden yapılmış birebir. 12 kişi bir cep sineması gibi içini düşünün, içerisine girecekler. VR gözlükle bütün Rize'nin turizm noktalarını, Kaçkarlardan vesaire, buzul göllerine hepsini anında yaşıyormuş gibi birebir adrenalin olacak şekilde gezerek nereye karar veriyorsa oraya gitme noktasında güzel bir etkinlik olacak. O meydandaki yuvarlak sosyal tesisinin üst katı. Atatürk Cumhuriyet Caddesi baştan aşağı aydınlatmaları yenilecek, alt ve üst caddeler o Laleli'deki gibi. İsmail Kahraman'ın arası da öyle olacak. Oradaki mezbellik de kalmayacak. Yollar, arabalar yatay çekmiş olacak. Oradaki o geniş alanı da kazanacağız giderlikle, gidiş geliş olarak inşallah. Tüm sahil, yani bu bizim direkt alanımızda değil, Fener'den İslampaşa'ya kadar sahilin elektriklenmesi, yaklaşık 20 yıldır değişmeyen o lambaların hepsini değiştiriyoruz. Ömer Tandemir, TEDAŞ'ın genel müdürü sağ olsun,
Bunu 7-8 ay önce sözünü aldık ondan, şimdi de sürekli tazdik ediyorum, arıyorum onu. Böyle bir iki haftada bir. Şu anda işte o yolu kesilmesinin sebebi o. Çok hızlı da baştan doğru çok iyi gidiyorlar. 15-20 gün önce başladı. Ne kadar gittik? 1150 metreye gittik. 2700'ün toplamının. Orada bizim mevcut cebri, daha doğrusu su borumuz çelik 20-25 senelik oldu. Bunu değiştiriyoruz. Değişmesi lazım. Yine çelik borularla getiriyoruz. Aşağıda at meydanının oradaki yerde bir tribün, bunlar hep alındı zaten. İtfaiyenin orada duruyorlar tribünlerimiz. Bir tribün takacağız ona ve 0.8 megawattlık bir elektrik üretimi olacak. Bunun da bizim normal HES'ler gibi değil. Burada sürekli su var. Zaten şebeke su. Yaklaşık 300 bin liranın üzerinde ayrı 300 milyon paraları böyle gelirleri yüksek eskiden söyleyeyim. 300 milyarlık her ay bir gelirimiz olmuş olacak oradan. Ve ben o 5 lirayı sadece onun için aldım. 6 bin liralık bir projeydi o. Hem boruların değişimi hem o türbinler. 5 lirası ondan dolayı aldım. Çünkü ben 166 liradan aylık geri ödeyeceğim onu 36 ayda. Ama benim aylık 300 lira gelirim olacak. İkinci yapacağımız gelirle ilgili daha büyük, dev bir proje. Bunu da ben tabii orada 6-7 ay sonra belki faaliyete geçecek bir proje. İlk kez açıklıyorum onu. Çay çöpünden kömür mangalı ve yine enerji üreteceğiz. Çaykur'dan biz 10 bin tonluk yılda 10 bin tonluk bir protokol yaptık. Organize sanayi bölgesinde 12 dönümlük son kalan yeri aldık. Bayramdan sonra orada düzleme çalışmaları başlayacak. İşte ilgili firmalarla çok 6-7 aydır çalışıyoruz firmalarla. Protokollerimizi yaptık. Yani imalatla ilgili yaklaşık 20 milyonluk bir proje olacak bu. Ve bununla beraber 10 bin tondan yaklaşık 4 bin ton Türkiye'nin belki de en kaliteli mangal kömürü üretimi olacak. Bu tabii ben sözle söylemiyorum. Mangal kömürünü yaptırdık mumilerine, aldık. Sadece şeyden, laboratuvar sonuçlarındaki kalori değerleri değil, aldık. Hatta dün akşam da bir parti, ben yine onda mısır kolivada pişirdim, efendim et pişirdik, balık pişirdik. Her şeyi denedik onları birebir. Ömer Şinafaroğlu da denedi onu, haberi olmadan, para fazla. Ömer'e getirdik diye önce orada. Et pişirdik ona, demedim ben neden yaptığımızı. Çok iyi bir mangal kömürü, bir yak bakalım. Çok iyi dedi. 6-7 saat yandıktan sonra kalabiliyor şeyde, tezgahta. Müthiş bir şey. Tabii bunun en büyük müthişliği, atıl olan bir çay çöpünü böyle bir değere getirebilmek. Ve çok kısa sürede finansmanı bize geri getirecek. Yine çay çöpünde %16 yağ var, gerisi karbon haline gelecek. Sonra preslenip işte çay kömürü oluyor. Teşekkür ederim. Nereden götürseydik buraya. Şeyde var. Yani mangal yanarken bizim dertleri bunlar var. Yüzde yine 0.8 ile elektrik üreteceğiz. O yağ yakılarak gaza çevriliyor. Gazdan da elektrik üretiliyor. Türkiye'de 80 bin ton mangal kömürü ithalatı var. Biz 4 bin tonunu azaltacağız inşallah. Yeni emniyet binası önünde. Şimdi burada biz iki tane batçık. Maksat, iki batçıktan maksat. İki kavşak yapalım üzerine. Ve meydandan, yani metaler kavşağından ki yığılmadan dolayı Menderes'i, Adliye Sarayı'nın oraya kadar tek gidiş yapalım. Karşı taraftaki toplayıcı da tek dönüş olsun şey yapalım. İki kavşak konuşur ve Çaykur'un önünde bir kavşakta AVM'ye daha rahat gidiyorsun direkt. Diğer şekilde bir güne çevirelim ama böyle dönüp gidiyordu. Sadece karayollar şu anda şunun çalışmasını yapıyor. Bizim projeleri bir aydır onlar çalışıyorlar. İki tane batçık değil de tek batçıktan kurtarabilir miyiz bunu? Veya batçığı uzatarak üzerine yine iki kavşak yapabilir miyiz? Bunu çalışıyorlar. İnşallah bu da neticelenirse bunu da hayata geçiririz. Ve oradaki batçıkların üzeri artık üst geçitte değil, direkt ışıkla bas geçişle karşıya geçebileceğiz. Çünkü duble yol alttan geçecek. Sadece Menderes'te karşı toplama yolu ışıkla çalışacak. Yeşil yol olacak. Yani
nevi karşıya geçireceğiz. Ve diğer derelerdeki genişletme çalışmalarını da DS ile eş koordinasyonla yürütüyoruz. Ve bunu da hiç kimse işlemedi. Yani çoğunuz bilirsiniz, İstikmal Mobiler'in orada, ben 85 yılında lise 1'e giderken oradan tahtalar konurdu, ya atlayarak giderdim oradan. Su basardı. Ama şu anda orası, hani hepimiz koşa koşa gidiyorduk. Hasan Kemal Yardımcı Okulu'nun karşısındaki esnafı hiç çalışan var mıydı? Şöyle bir metre barikatlar yapmışlar. Demirden, taştan, duvardan. Şimdi su gel, basmıyor onu. Askoroz Denizi, bunu da bir projemizdir. İllas demiştim miydim onu sana? Geri içeri doğru, denizi içeri doğru alıyoruz. Birinci köprüye kadar ihalesi yapıldı. Ve oradan yukarıya da bir kano parkı inşallah. Yani denizle, birinci köprüyle ikinci köprü arasında denizi alıyoruz. İkinci köprüyle o Salahayla Güneşli'ye bağlanan köprüye kadar da kano parkı olacak. Efendim, ticaret odası altı çok konuşuluyordu. Orası vakıf arazisi. Biz vakıflarla en son projede yine bizde son ne oldu? Verdi mi? Vakıflar ticaret odasının altı, biz vakıfları, biz burayı böyle kabul ediyoruz. Kırın duvarları, arkaya doğru genişleyin, nizami dükkan yapın, bir yerde çıkın, verin adamlara. Biz buradaki akışı sağlayalım. Çiftlik alanı orada büyük bir, hem kurma satışı ile ilgili bir yer yapıldı. Akabinde altında da şu anda bazı gruplar mahalleler aralarında biliyorsunuz büyük kesimler yapıyorlardı. Belirli yerler. Onlar da biz kaldırdık. Hepsini oraya yolladık. Hepsi orada. Hijyenlik olsun diye. Ama özellikle Covid'den dolayı, pandemi döneminden dolayı böyle ulu orta ana caddelerde, ana akslarda yüksek mahalleli adam burada kesmiş. Ya biz ne diyeceğiz? Buralarda bir şey yok. Ana akslardan oradan kastımız. Yani Atatürk Caddesi'ne Menderes bulan adam şimdi inek kesmesin orada ya. Hiçbir orada kestirmiyor. Bu da bizimle beraber aşılacak bir mesele. O sigara ismarti meselesi gibi. Şehirdeki ana çeperde yahut da sitenin ortasına adam gidiyor, kesiyor. Orada kesme ne ya? Ama burada müstakil evlerde, şu üst mahallelerde, Fener'de, Değirmendere'de, Piriçeli adam keser yani. Bunlarla işimiz yok. Ve o da diyoruz ki, ana yol üzerinden ziyade kapalı mekanlar var. Evin altında, şurada, burada kesecek onu. Teşekkür ediyorum. Herkese tekrar basın günü olsun.